geçirdiğini öğrendim. Öğrendim, evet. O da iyi ya. İpek alıp okumaz. Dur, hangisi dur? Daima Trabzonspor'un yanındayız. Her daim hem seçim döneminde hem diğer dönemlerde de farklı projeler yapmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Trabzonspor, Trabzon'un bir değeridir. O yüzden biz de Ak Kadınlar olarak bir küçük destek verelim. Hem de bir farkındalık oluşturalım amacıyla bu projeyi yapmaya karar verdik. 18 ilçemizden hiç maça gitmemiş kadınları aslında maça götürmek. Aynı zamanda da bir farkındalık oluşturmak. Yani hem ev ekonomilerine destek hem de maç izleyerek kendi ruhsal sağlıklarına bir destek amacıyla bu şekilde bir projeyi gütmeye çalıştık. Aslında tüm Türkiye'ye bir farkındalık oluşturmak amacımız. Takımımıza her daim desteğiz. Biz bununla da alakalı bir slogan oluşturduk. Örgümüzü aldık geldik sana gönlümüzü verdik. Trabzonspor bizim her daim bir değerimizdir. Özellikle bu projeyi Trabzonsporlar oturarak konuştuk ve bize bilet konusunda yardımcı oldular. Kendilerine de bir daha teşekkür ediyorum. Alanya maçı Trabzonspor için çok önemli bir karşılaşma, derbi niteliğinde bir karşılaşma. Bu maçı seçmemizdeki en önemli unsur aslında maçın erken saatte olması. 18 ilçemizden hanımlar bu maça geleceği için erken saatte olması ve ilçelerine maç sonrası dönüşlerinin kolay olması için Alanya maçına gelmeye karar verdik. Aslında çok önemli bir maç. Hem Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda adım atacağı önemli maçlardan bir tanesi. Dediğim gibi derbi niteliğinde bir maç. Tabii ki Trabzonspor'u açık ara farkla kazanmayı itmek için biz elimizden geleni tribünden yapacağız inşallah. Hem örgü öreceğiz hem de sloganlarımızla beraber futbolcularımıza destek sağlayacağız. Trabzon kadını her işten tabii ki anlar. Kendi yöremizin verdiği kuvvet ve güç bizi hem evde çalışmaya, hem tarlada çalışmaya, hem bağda ve bahçede çalışmaya, gerekirse de işte böyle takımına her daim sahip çıkmayı itiyor tabii ki de. Bu bizim en büyük özelliğimiz Karadeniz kadınının kuvvetli ve güçlü olması. Şenol Güneş Spor Kompleksi ve Akyazı Stadyumunu şehrimize kazandıran kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Trabzonlular adına teşekkür ediyorum. İlk defa maça gideceğim evet ama aslında çok uyu Trabzonsporluyum. Yani fanatik diyecek kadar evde maçı seyrederken kendimi her zaman kaptırırım. Ama bu projeyle birlikte başkanımızın bize yapmış olduğu bu projeyle birlikte gerçekten ilk defa maça gitmenin heyecanını yaşıyorum. İlk defa pasolik çıkarttım. Hayırlı olur inşallah. Bizim açımızdan da Trabzonspor açısından da. Sürekli. Maçı çok severim. Eşimle birlikte, çocuklarla birlikte evde her zaman seyrederiz. Ama gitmek nasip olmadı hiçbir zaman. Ama gerçekten maçı seyrederken sadece Trabzon değil, özellikle milli maçlarda da Trabzonspor'da da kendimi kaptırırım. Bir heyecan var ilk defa. Evet, çok heyecanlıyım. Çünkü hani o atmosferi, yani o sahayı böyle bütünce görmek. Televizyonda parça parça görüyoruz. Ama onu bütünüyle görmeyi biraz hayal ederken bile heyecanlanıyorum. Artık orada görünce ne olacak bilmiyorum. Bize sunduğu böyle bir proje vardı. Bizi çok heyecanlandırdı. Çok mutlu olduk. Kendisine ve tabii ki Trabzonspor'a da desteğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sahada olmak, sahada o atmosferi bütün Trabzonlu vatandaşlarla birlikte yaşamak benim için çok heyecan verici bir şey. Tabii ki hedefliyorum. Ailecek çok fazla spor takibindeyiz. Maçlara evdeki herkes gidiyor ama ben anne olarak hep evde kaldım. Evden desteklerdim ama sağ olsunlar bu sefer işte dedik ki bizim için bir ilk olsun. Bundan sonra da devamı olsun. Mutlaka, mutlaka bundan sonra takip edeceğim, gideceğim. Tahminlerle değil de umarım emin adımlarla gideriz ve Alanya'yı kendi sahamızda yeneriz diye umut ediyorum ve bunun için de dua edeceğiz. Sahada desteklerimizle, sloganlarımızla
hep beraber inşallah bildiğimiz skoru alacağız diye umut ediyorum. Biz neydi onu şişeceğiz? Tabii Trabzon'da olup da Trabzonspor'u desteklememek olmaz. Ben de koyu bir Trabzonlu sporluyum. Ben de ilk defa pasörlük çıkarttım. Maça gideceğimiz için de tabii ki heyecanlıyız. Dileğimiz Trabzonspor'un şampiyon olması tabii ki de. Kendilerine başarılar dilerim. Biz de destekleyeceğiz orada inşallah. Gönlümüz de zaten onlarla beraber. İlk defa canlı izleyeceğim ama tabii sürekli televizyondan izliyoruz. Ama orada tabii canlı olarak izlemek bize ayrı bir heyecan katacaktır. Bilmiyorum, şu anda da heyecanlıyım zaten. İnşallah büyük destek olacağız. Biz şampiyon olacağız inşallah.